Oynuyorsun ama kendini eleştirmediğini güzel biliyorsun. Ama kötü yani adam şimdi hani bu. Çok güzel bir iş, çok sevdiğim bir iş, çok sevdiğim insanlar. Yani hani oraya girip de onların arasına girip de kötü bir şey yapmak istemem. Öncelikle işte o mekanizmanın nasıl işlediğini görmek için girdim. Bir de ondan sonra hani rezil olması var yani. O senin kendini bilmenden. Hayır, bunu iyi niyetle söylüyorum. O cümleden değil bu. Hayır abi, cahil cesaretinde olursun. Dalar o adamların arasında oynarsın. Sen şimdi hani çünkü tevazu sahibi bir adamsın yani. Ondan bunları söylüyorsun. Onun için söylüyorum sana. Sağ olun. Rezil olma korkun var mıdır? Vardır tabii. Olmaz olur mu? Bak en büyük korku Levent Yüksel'de. Valla rezil olmaktan o kadar korku, biraz da onun için dışarı çıkmıyor. Çok fena. Evden dışarı onun için çıkmıyorsun değil mi? Ha? Niye evden çıkmıyorum ki? Ya, çıkıyorum yani. Ama o rezil olma korkusu var yani sende. Tabii. Oldu mu hiç? Başına geldi mi herhangi bir yerde böyle bir hiç olmadık? Yok, bir şey. Olmadı Allah'a çok şükür ama her an başıma gelebilir diye. O korkuyla. Korkuyla. O sende hiç var mı? Oldun mu? Hakikaten. Olmuştur. Nasıl olmuştur? Ben de şöyle bir şey olmuştu ben. Rezillik deyince aklıma ilk o gelir. Bir gün annemle böyle çarşıda yürüyoruz. Böyle 14-15 yaşındayım. Böyle kavga ediyoruz. O sıralarda inanılmaz kavga ediyoruz annemle. Hiç anlaşamıyorduk. Yolda yürüyorum ben işte. Ya sen de öyle yaparsın hep. Sen böylesin, sen şöylesin bilmem ne falan derken. Annem böyle çantayı kafama bir indirdi çarşıda. Ben şoka girdim böyle. Neye uğradığımı şaşırdım. Hiçbir şey demeden eve geri döndüm falan. En büyük rezilliğim oydu yani. Şey yok ya, annenle kendi aranda ya. Başkasına karşı olmamış. Bak ben hep anlatıyorum ama bir kere daha anlatacağım. Ondan sonra sizinkini de okuyacağım. Ödül törenlerine gidiliyor ya. Abi gittim ödül törenlerinden bir tanesine. O dönemde de işte yani böyle alanlar az çok belli oluyor işte. Hep aynı simalar geliyor. Bir üniversitede kız dedi ki işte dedi, o çıkıyor şimdi onu çağırıyoruz falan dedi. O bir yakışıklı dedi. Bütün millet şey yaptı işte dedi, o yedi boylu poslu dedi. Bütün millet alkışlıyor. O yedi aynı zamanda bilgili ve kültürlü dedi. Entelektüel falan, Allah Allah falan. Ben de böyle inceden şey yapıyorum işte böyle bilmem ne. O yedi işte genç kızları da sevgilisi hala dedi. Olabilir, yaşlıydım tamam olabilir hala falan. Vay be, o geliyordu, ben kalktım Uğur Dündar dedi, oturdum böyle. Felaket, felaket. Felaket. Çok fena. Keşke onu yapsaydım ya, o güzelmiş ya. Ayağa kalkıp Uğur Dündar deyince bravo. Bravo. Allah'ım ya, abi bayılırım Allah'ım. O gün çok kötüydü ya. Hayatınızda en rezil olduğunuz anlar diye seyircilerimize sorduk. Çok güzel cevaplar gelmiş. Ev terliğimle okula gittiğim ve bunu fark ettiğim an demiş. Ev terliğimle okula gittiğin an. Arkadaş yolda da fark... Akbil'i basıp otobüse bindim. Şoför basmadın deyince 2 liranın lafını yapmam deyip bir daha bastım. Akbil boştu. Korkunçmuş hakikaten. Sessizliğin sesi. Sessizliğin sesi. O son akbili bana. Erkek arkadaşım otobüsün içinde hangi permatiği kullanıyorsun dediğinde bozuldum diyor. Okul tuvaletinde sigara içerken dışarıdan seslenen kişiyi öğrenci sanıp gel bir fırt da sen çık. Mahmut Hocam. Çok utanmıştım, pişman değilim diye yazmış ama altına ya. Misafirliğe yırtık çorapla gittiğimde ayağımı terliğe sokmaya çalıştığım an. O terliğe sokma hikayesini bulamazsın ya onu böyle. Misafirlikte ezilmiş terlik evler böyle. Ayağını onun... Geldim ben, geldim. Geliyorum. Otobüste arabesk şarkı dinlerken kulaklığın telefondan çıktığı an diyor. Çok güzel. Hocama anne demiştim diyor. Ya geçen haftalarda mı birisi söyledi onu ya? En korktuğunuz an diye. Okula asmıştım diyor. Polisi görünce dışarıda kitapları yere atmış böyle. Polisi anlayacak zaten. Yolda giderken arkadan babama benzettiğim adama sarıldım diyor. Yeni tanıştığım bir arkadaşım ismimi sordu ve ben hatırlayamadım demiş. İsmini. En son unutacağın şey yani. Sevgilimin babasına kanka dediğim an çok utanmış. Annemin sünnet fotoğraflarımı komşulara gösterdiği an çok utandım diyor. Markette kafama büyük boy bebek bezi düştü, o zaman utandım diyor. Bizim hayatımızın her anı rezil, saysak sabahlarız abi demiş. Google'a nasıl popüler olunur diye search ettim, görüldü diyor.
kız diye asıldığım kişinin ha o. O. Bu rezillik değil, bu artık. Aşkım. Bu artık sen göremiyorsun, bir şey göremiyorsun. Sana artık şey inmiş yani. Kışın buzlu bir rampada kavşağın ortasında kaldım. Yaşlı bir teyze bastonuyla beni yoldan çekip kurtardı. Allah'ım ya. 20. sınıfta tahtada altıma yapmıştım. Artık arkadaş yani olur öyle şey. Abi artık nasıl rezil olduysam hatırlamıyorum demiş bir arkadaş. Abi bakiyeniz yetersizden daha rezil bir an olur mu? Bakiyeniz yetersiz üniversite için en sıkıntılı an. Herkes için. Bankamatiğe gidersin, yaşadık arkada birileri bekliyor. O bir de senin arkandaki böyle kafayı sokup bakar. Sana gelmiş mi para gelmemiş mi diye. Üstündeki paltoyla şöyle bir inceden bir kapatırsın. Hoşlandığım kızı takip ederken dönüp bana sen beni mi takip ediyorsun sapık dediği an. Evet, üzülmüş, rezil olmuş arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,